falan gidilmiyor ki. Kulübe gitmiyoruz ki. Ne demek kulübe gitmiyoruz? Nereye gidiyoruz o zaman? Seni kaçırıyorum. Ya ne kaçırması? Saçmalama Burak. Benim seninle macera yaşayacak vaktim yok, anlıyor musun? Lütfen beni işe bırak. Vallahi sen bana inanmıyorsun ama ben bu sefer gayet ciddiyim. Burak, arabana bindiğime pişman etme beni. Ya bak sana söz veriyorum. Gerçekten bu sefer çok eğleneceğiz. Ha, istemiyorum. Burak, duyuyor musun beni? Ya sen ne güzel söylüyorsun adımı öyle ya. Bir daha söylesene. Bak, yine güldüm. Bak bu sefer de inkar edemezsin. Hoşlanıyorsun değil mi sen de benden? Hayır. Hayır mı? Hoşlanmıyorsun yani, öyle mi? Hoşlanmıyorum. Hoşlanmayacağım da. Hoşlanmıyorsan da hoşlanacaksın. Çünkü bunun için ne gerekiyor sevgili? Burak, durdurur musun arabayı? Benim gerçekten işe gitmem lazım. Bugün izinlisin. Sıkıntı yapmana gerek yok. İzinli mi? Hayır, ben izinli falan değilim bugün. Ben izin veriyorum işte. Şu ukala tavırların beni deli ediyor. Bana deli olduğunu biliyordum işte. Niye inkar ediyorsun? Şu esprilerin beni gerçekten öldürüyor Burak ya. Vay, daha ilk günden beni deli ediyorsun. Ben sana ölürüm lan falan. Olsun. Bak en azından seni güldürebiliyorum ki pek kolay bir şey değil. Burak, gerçekten işe gitmem gerekiyor. Ya benim için izin almanı falan da istemiyorum ayrıca. Ben sevmiyorum bu tarz şeyleri. Bugün için bunu yapamam artık. Ama tamam bak, bir daha olmaz. Tamam mı? Neyse, açmasın. Hayır, değilim. Bu demek oluyor ki açsın. Ben de öyle düşünmüştüm. Zaten ben de açım. Önce bir kahvaltı yapalım. Önce mi? Sonrası da mı var? Olmasını ister misin? Sen bana fikrimi sormuyorsun ki. Zaten kendi planını yapıp uyguluyorsun. Tamam tamam. Önce bir benzin alalım da daha yolumuz uzun. Uzun mu? Yani nereye gidiyoruz? Çok az kaldı. Sürpriz. Olsun artık ya. Şarjım bitti acaba? Ben ödeyip geliyorum. Bir şey istiyor musun Aslıcığım? Hayır. Öldüm meraktan. Gonca. Ben Burak'layım. Ne? Ya ne işin var kızım onunla? Ya ne bileyim, kahvaltıya gidelim dedi. Ben de anlamadım. Kahvaltı mı? Bir buluşma yani. Kızım şu an resmen çıkıyorsunuz siz. Ya Gonca ne çıkması? Saçma sapan konuşma. Çağla'yı unuttun herhalde. Anladım. Sınıma kafayı takıyorsun. Takma bence. Yakında terk eder onu çünkü. Ay neyse, geliyor. Kapatmam lazım. Tamam, haber ver bana yine.
Umarım beğenirsin. Yani senin çizdiğin kadar güzel değil ama baktıkça beni hatırlarsın. Bu ne ki? Hatırlanmam mümkün değil. Çok şirin ama baksana. Oyuncak yani, oyuncak çok şirin. Sen hiç çalışmıyorsun ama ya. Hani izinliydim işte, öyle söyledi. Ya insan güzel bir müzik falan ayarlar. Onu demek istedim. Çok severim. Bak, yavaş yavaş ortak zevklerimiz çıkmaya başladı. Vallahi ben de şaşırdım. Niye şaşırdın? Senin ortak zevklerimiz olamaz mı? İkimiz birbirimizden o kadar farklıyız ki. Garip geldi yani. İki insanın bence birbirlerine benzeyip benzememelerinin hiçbir önemi yok. Kalpleri bile atsın yeterli. Araba kullanırım bak istersen. Acıktıysan alıştıracak bir şeyler al. Yok, acıkmadım. Daha yolumuz var mı? Geldik sevgilim. İşte geldik. Çok güzel bir yermiş burası. Beğenmene sevindim. Ve iyi ki geldik o zaman. Hadi.
Gerçekten çok güzelmiş. Bayıldım buraya. Daha önceden gelmedin mi hiç buralara? Küçükken bizim bu civarda bir yazlığımız vardı. Babam kendi elleriyle yapmıştı. O zamanları hayal meyal hatırlıyorum. Sonra babam vefat edince satmak zorunda kaldım. O zamandan beri de hiç gelmedim. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Hoş bulduk. Ya sizin şu meşhur serpme kahvaltınızdan istiyoruz. Yumurtayı nasıl istersin? Ben peynirli severim. Ben de. Bak, bir ortak noktamız daha. Gerçi ben bunu biliyordum. Nereden biliyorsun? Annen söylemişti. Annemle benim hakkımda mı konuştun? Evet, hep konuşuyoruz. Nasıl yani? Ya şaka yaptım şaka, tamam sakin ol. Bir keresinde annenden omlet istemiştim. Benim de kızım sever demişti. Ya onu hatırladım. Ya pardon. İki tane peynirli omlet, iki de çay alalım. Hemen. Başka bir şey ister misin? Yok. Teşekkürler. Beklediğimi unuttuk, iyi mi? Ay, ayıp oldu. Arada benim de başıma geliyor biliyor musun? Ya geçen gün kulüpte bir sipariş alacağım, bir çift vardı. 10 dakika tartıştılar. Benim orada beklediğimi bile unuttular. Ya biz yine iyiyiz yani. Evet. Çok acıktım ya biliyor musun? Ben de çok acıktım. Hep burayı beğendiysen arada kaçarız artık buraya. Burak. Bu ilk ve son. Yani ben buraya gelişimi arkadaşça görsem bile benim için çok yanlış bir şey. Bak beni çok zor durumda bırakıyorsun. Annem beni burada seninle görürse mahveder. Evde bile 1000 kere tembih ediyor. Kızım oğulları var. Kızım ortalarda pek görünme diye. O yüzden öğrenirse beni öldürür. Sen annenden korktuğun için bana böyle davranıyorsun. O da var tabii. Başka ne var ki? Uf Burak, soru sorup durma bana. Bak, ben anneme bu zamana kadar hiç laf getirmedim. Mutfağa giderken bile 50 kere kontrol ediyorum etrafı. Ortalarda görünmeyeyim diye bahçeye bile zor çıkıyorum. Beni anlıyor musun? Ben işimden olmak istemiyorum. Hani 2 gün sonra kulüpte laf çıkar, ben işimden olursam çok kötü olur. Senin düşünmeden yaptığın şeyler beni etkiliyor. Anladım. Özür dilerim. Ben bu açıdan gerçekten düşünememiştim. Yani bundan sonra daha dikkatli olacağım. Sana söz veriyorum. Ama şu an madem buradayız, buranın keyfini çıkartalım. Olur mu? Pek rahat değilsin aldığım kadarıyla. Yeni evine alışabildin mi? Ya çok zor durumda kaldık. Ailen sağ olsun bize evini açtı. Yoksa ne yapardık bilmiyorum.
O yüzden şikayet edemem. Ama bir an önce düzenimizi kurmamız lazım. Ne gerek var ya? Bence böyle gayet iyi. Annem de çok rahatsız oluyor. Ve ben de huzursuzum. Hele seninle tanışıp ona yalan söylediğimi duysa gerçekten çok kızar bana. O evde bir dakika bile durmaz. Annem benim için her şey demek. Anlıyor musun? O yüzden seni tanıdığımı ve yaşadıklarımızı bilmemesi lazım. Anladım. Ama bunun için sana söz verdim. Yani daha fazla dikkat edeceğim, daha dikkatli olacağım. Biliyorsun. Evet. Neyse. Turnuva çalışmaları nasıl gidiyor? Ya ortada daha doğru düzgün bir şey yok. Sensiz yapamadım. Eğer yapamazsan var ya, Turgut'u düşünemiyor. Ya bu nasıl bir adam ya? Sürekli gözü benim üstümde. Ne yapsam her şeyi babama rapor ediyor. E sen bugün çalışmıyor musun? Ben de izinliyim. Gerçi Turgut'un daha bundan haberi yok. E seni göremeyince ya babanı ararsa? Orası kesin. Baban sana çok kızacak. O da kesin. O yüzden şu an bunlardan konuşmasak. İşiteceğim azarlara değsin istiyorum. Tamam. Neden bahsedelim o zaman? Mesela benden ilk hoşlandığını nasıl anladın? Bana bunu anlatabilirsin. Burak. Tamam. Ben anlatayım o zaman. Şu an anlatacaklarımı deli gibi merak ediyorsun değil mi? Hayır. Hiç mi? Hiç. Hiç merak etmiyorsun. Şu kadarcık bile. O kadarcık bile. Ya ne kadar meraksızsın ya. İnsan inanmadığı şeyi merak etmez çünkü. He, şu mesele. Benim senden hoşlandığıma inanmıyor musun sen? Hayır, inanmıyorum tabii ki de. Zaten artık hoşlanmıyorum senden. Daha fazla şeyler hissediyorum çünkü. Ben doydum. Kalkalım mı? Sana karşı olan duygularıma inanmıyorsan neden benden bu kadar korkuyorsun? Ben de doydum. Kalkalım. Daha yapacak çok şeyimiz var. Ya artık dönelim mi? İtiraz istemiyorum. Tamam mı? Hey, ay, Burak ne yapıyorsun ya? Bağır bağır biraz daha bağır. Daha fazla gidecek istersen. Ya rezil oluyoruz. Burak ya Burak rezil oluyoruz ya. Çocukluğumdan beri bilmiyordum. Binelim mi? Ne oldu? Az önce dönelim diye ısrar ediyordun. E madem buradayız, tadını çıkaralım. Aferin. Lafımı dinliyorsun. Ay, hemen havaya girme ya. Ya tamam tamam. Sustum. Biniyoruz o zaman. Sen ciddi misin? Aslı ben buna binecek değilim herhalde. Pardon Burak Bey. Siz yatlara, teknelere alışkınsınız. Ya ondan değil. Neden peki? Tamam, tamam. Yaşasın. Hadi. Şu an bunu kullandığımıza inanamıyorum ya. Komik bir şey bu. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Nasıl ama çok eğlenceli değil mi? Evet, çok güzel. Hareketlere bak ya. Sanki bana usta. Neydi bunun adı? Deniz bisikleti. Zannedersin usta deniz bisikleti şoförü. Manevralar falan. E benim de bildiğim bir şeyler var. Of, yoruldum ya. Biraz dinlensek olur mu? Tamam.
küçükken her yaz babam beni buraya getirirdi. Bisiklete binerdi. Ya denizle aram pek iyi olmadığı için kumla oynardı. Kumdan kaleler yapar. Bana uçurtma uçurmayı öğretmeye çalışırdı. Ama ben hiç beceremezdim. Şimdi buraya gelince o anları hatırladım. Her şey ne kadar kolaydı. Hayatım nasıl olurdu? Muhtemelen tanışamazdık. Muhtemelen. Annem için her şey daha da zordu. Tek başına aldı hayatın sorumluluğunu. Ben mutlu olayım diye gözünün içine bakar. Ne istersem yapmaya çalıştım. Emel teyze çok iyi bir insan. Hele yemekleri efsane. Aa, öyledir. Ben de kaptım ondan bir şeyler. Daha bir makarnanı bile yemedik ama. Yaparım ben sana makarna. Yani evde yaparım, yersin annenle. Tamam az. Sen yap da ben bir şekilde yerim. Ya bir şey soracağım. Yüzme bilmeyen birinin bulabilmesi bence çok garip. Yani bence pek güvenli değil. Sence? Yo, ben çok bindim. Vallahi bilemedim. Ya devrilirse? Of, Burak korkutma şimdi beni ya. Ya kork diye söylemedim. Ayrıca ben yanındayım. Bir şey olmaz, merak etme. Hı hı. Yo, boğuyordun beni, unutmadım. Ya o an tahmin edemedim işte. Ama sonra telafi ettim, değil mi? Evet ya. Çok sağ ol. Ama öyle bir günde öğrenilmiyor ki. Pratik yapmak lazım. Kulüpte iş çıkışlarından sonra pratik yaparız. Olmaz mı? Yok, gerek yok. Korkarım yani ben. Teşekkür ederim. İlginç bir deneyim oldu. Benim için de öyle. Çok keyifliydi. E ne yapalım, deniz kenarına gidelim mi? Geri dönelim mi artık? Biraz daha. Kadar benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.